Bu dersimizde bir Samsung Galaxy S7 Edge veya S7 veya S6 benzeri bir cihazda on-off diyagramını inceliyoruz. Yani on-off'ta nasıl bir devre var, nasıl tetikleriz, nasıl voltaj ölçeriz burada, durum vaziyetini kontrol edeceğiz. Şöyle soketimiz, hemen onun yanında manuelimiz var. Bir yandan da çektiğimiz hazır şöyle bir resim var. Bu resmi nereden elde ettik? Buradaki diyagramdan elde ettik. Yani EDC7001 benim on-off soketim. Burada diyagramım. Burada gördüğünüz gibi bir bataryadan gelen artı voltaj var. Ne yapıyor? Artı voltajla üçüncü bacak, yani benim power tetik bacağım, power'un tetik bacağım tetiklenerek cihaz açılır bir vaziyette geliyor. Şimdi tekrar manuele dönelim. EDC7001 şöyle açıkta kalsın. Şimdi diyagram boyutuna geçiyoruz. Diyagram boyutunda cihazın üzerinde nasıl oluyor? Bu şekilde yapacağız. Sol tarafta gördüğünüz gibi bizim avometremiz, hemen altında da güç kaynağımız var. Şimdi burada demek ki ben soketin birinci bacağında VWatt'tan gelen, yani benim güç kaynağından gelen 4 voltu cihaz tetiklenmediği halde okumam lazım. Şimdi İbrahim'den istiyoruz bize voltaj okumasını. Evet. Şimdi İbrahim burada voltajımızı okudu. Tabii ki ters olarak okudu. Probları ters tuttuğunda buradan ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Bizim için bir sakıncası yok. Sadece voltaj ölçüyoruz. 4.2 benim VWatt. Buradan da bir tane kapasitöre gidiyormuş. Yani C71, yani kapasitöre gidiyor da denmez. Kapasitöre uğrayarak buraya geliyor. Çünkü benim VWatt hattımın devamı gidiyor. Şimdi burada üçüncü bacak bir tane resistöre bağlantı ve kapasitöre bağlı. C7134. Bakın burada NC'yi görüyoruz. Yani bu kapasitör olmayabilir de diyor, olabilir de diyor. Ne yapıyor? 10 kiloluk bir resistörle tetik bacağından beslemeye gidiyor. Şimdi biz bunun buradan beslemeye gittiğini göremeyiz. Hattın takibine baktığımız zaman göreceğiz. Bizim burada şu an kontrol etmemiz gereken üçüncü bacak. Genelde soketler şu şekilde karşılıklı gider. Örnek veriyorum. Evet, bakın İbrahim bize işaretledi. Oralar zaten bizim nelerimiz? Destek ve şase bacaklarımız. Bir artıyı orada görmüştük. Zaten bir noktasını zaten görüyoruz. Tetikleme. Zaten belli yapısından da tetikleme olduğu. Ne yaptı? Birin hemen karşısı şaseydi. Bakın diyagrama. Diyagramda ikinci, dördüncü ve altıncı şase. Yani zaten belli. 2, 4, 6. Zaten buralar şase. Buralarda herhangi bir voltaj vesaire olmaz. Board'da bağlantılı bir şase. Demek ki benim soketimi göster. Sol 1. Hemen soketin o yanın 3. bacak. Bir üstü yani. 3. bacak bir üstü de kaçıncı bacak? 5. bacak. 5. 4 bu oluyor. Evet. 4 bu oluyor. Şimdi buradan biz mesela nasıl bir tetikletme yapabiliriz? Evet. R70. Şimdi bak. Şimdi voltajı kapatalım. Şimdi R70-27'nin ne yapıyor? Soket olmayan tarafı C7137'ye bağlı. Yani beslemeye giden tarafı. Şimdi bir mantık yürütüp ne yapıyoruz? İlk önce resistörün giden tarafını belirliyoruz.
Nereye gidecek? C7137'ye. Döndük buraya. Nerede C7137 zaten? Yanında. Demek ki restörün sol tarafı nereye gidiyor? Sol tarafı otomatik olarak sokete gidiyor. Sokete gidiyor. Sağ tarafı da kapasitöre gidiyor. Orada da bende besleme gidiyor. Şimdi netleştirelim. Ne yaptık? Avametremizi big moduna aldık. Doğru mu? Doğru. Şimdi soketin 1 vesaire 3 bunları tespit ettik. Bunları iyicene gördük. Ne yaptık? R7527'nin benim tetik bacağımın hattının olduğunu gördük. Öyleyse benim 3. bacağımla, on-off'un 3. bacağıyla, evet doğru, 3. bacağıyla rejistörün sol tarafının direkt ötmesi gerekiyor. Buradan buraya direkt bir hat var çünkü. Öttü mü? Öttü. Şimdi rejistörün öbür tarafında ötmemesi gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi rejistörün kaçtı? 10 kilo oldu. Şimdi 10 moduna düşüyorum. Hatta direkt kendiniz atabilir İbrahim. Direkt ölç bakalım. Valla çok güzel. Vermedi değil mi? 10 moduna düşelim. Evet. Ne yaptık? 10 kilo mu okudum. Evet. Şimdi burada 10 kilo mu okumayabilirdik de. Direkt daha farklı bir değer de alabilirdik. Neden? Restörün yapısı itibariyle takıldığı zaman devreye göre değerlerde değişiklik gösterebilir. Ama biz bunlarda böyle bir şey görmedik şu an. Şu an ölçtüğümüzde 10 kilo omuzda okuduk. Demek ki benim restörün bu tarafından şasiye bir tetikletme yapmam cihazı tetiklemek için bana yeterli olacak. Veya direkt 1 ile 3'ü evet tetiklettiğim zaman ne yapacak? Cihazın tetik alması gerekiyor. Şimdi cımbızı araya şöyle güzelce bir koy bakalım. Veya fark etmez avametrenin probunu direkt 1 ile 3'ün arasına değdir. 1 ile 3'ün arasına? Evet. Değdirdim ama makine... Evet, şu an güç kaynağım kapalı. Hemen güç kaynağını açıyorum. Evet. Birazcık basılı tut. Evet, bırakabiliriz.